İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, Emmanuel Macron'u kutladı. Mandelyella Napul'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının 107. anma töreni. Arjantin'deki Batı Ermenistan Konsolosu Başkanlığında Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu. Artsakh'ın Karahunç köyünde yeni bir su boru hattı inşa edildi. Azerbaycan bir Ermeni askerinin tutuklandığını bildirdi. Bugün Ovanes Şiraz'ın doğum günü. Japon Armenolog Nese Şnurali hakkında bir kitap yayınladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, Fransa Cumhurbaşkanlığına tekrardan seçilmesi nedeniyle Emmanuel Macron'u tebrik etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı. Sevgili soydaşlarımız, sevgili vatandaşlarımız, 1894'ten 1923'e kadar Ermeni halkına karşı yapılan soykırım, Armenosit kurbanlarını anma gününde hepinize gösterdiğiniz sadakat ve dayanışmanız için teşekkür etmeme lütfen izin verin. Binlerce yıldır atalarının topraklarında yaşayan ve bir medeniyet inşa eden Batı Ermenistan Ermenilerini yok etme programını, birbirini takip eden Türk işgal hükümetlerinin 30 yıldır uygulayacağına kim inanırdı? Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan'ın Mandelyella Napul'daki bu mesajının tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Arjantin Cumhuriyeti'ndeki Batı Ermenistan Cumhuriyeti Konsolosluğu 23 Nisan'da Buenos Aires'teki Ararat Dağı'nı sembolize eden anıtın yakınında Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'in 107. anısına adanmış bir etkinlik düzenledi. Batı Ermenistan'ın Arjantin Konsolosu Dr. Guillermo Caramanyan başkanlığında etkinlikte hazır bulunanlar Batı Ermenistan bayrağı altında masum kurbanların anısına saygı duruşunda bulundular. Şehitlerimiz anısına çelenk konuldu ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan'ın 24 Nisan Armenosit vesilesiyle ilgili mesajı okundu. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesindeki Karahunç köyünün yeni mahallesi için 600 metre uzunluğunda su boru hattı inşa edildi. Köy muhtarı, köyde sulama suyu sorunumuz vardı. Yeni bir su boru hattının inşası sorunu çözecektir. Köye doğalgaz ve elektrik sağlanmaktadır dedi ve köyün 107 sakininin kendi vatanı olan Karahunç'a sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti. Muhtara göre bugünlerde köy sakinleri tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Muhtar, köyün kendine ait olan ve kiraladığı ekilebilir arazilerin %70'i düşmanın kontrolüne geçti. Bu nedenle ekilebilir arazi sıkıntısı yaşıyoruz. Ancak her hane kendi mahallesinde sebze yetiştirmeye devam ediyor. Köylülerin bir kısmı da hayvancılıkla uğraşıyor, dedi. Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı Ermeni Silahlı Kuvvetlerinden bir askerin tutuklandığını bildirdi. Azerbaycan basını tutuklanan askerin Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden bir asker olan Edvard Mardirosov olduğunu bildirdi. Ermeni tarafı bu bilgiyi henüz resmi olarak reddetmedi veya doğrulamadı. Büyük Ermeni şairi Ovanes Şiraz 27 Nisan 1914'te Gümrü'de doğdu. Gümrü doğumlu babası Tadevos'un ve Kars doğumlu annesi Astrik'in izlenimlerini hayatı boyunca unutmadı. Şiraz'ın babası Türk işgali sırasında kendi kulübesinin eşiğinde öldürüldü. Çocuk 12'nin hüzünlü çocukluğu bundan sonra başladı. Ovanes Şiraz, Yerevan Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde ardından Gorki Edebiyat Enstitüsü'nün yüksek edebi dersleri üzerinden Moskova Devlet Üniversitesi'nde okudu. Ovanes Şiraz'ın eserleri Ermenistan Cumhuriyeti'nde 500.000'dan fazla tirajla yayınlandı. Şiraz'ın anlamlı ve hayaşen Ermenice konuşulan sözü yıllardır tüm dünyadaki Ermenilerin kalplerinde vatanseverlik ve ulusal koruma mesajını yankılattı. Eserleri dünyanın 58 diline çevrildi. Şairin en çok çevrilen değerli mücevheri Biblyagan adlı şiiridir. Mart 1984'te Yerevan'da vefat etti ve Yerevan'daki Gomidas adlı ünlüler panteonuna defnedildi.
Japonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Japonya Büyükelçisi Arek Ovanisyan, önde gelen Ermeni kilisesi şahsiyeti, ilahiyatçı, şair ve besteci Nerse Şinorali hakkında bir kitap yayınlayan Armenoloji araştırmacısı Japon asıllı Karen Hamada'yı makamında kabul etti. Kitap, Nerse Şinorali'nin faaliyetlerini ve Ermeni Hristiyanlığını konu alan Japonca ilk çalışmadır. Hamada, kitabın bir bölümünü Şinorali'nin çalışmasından, eski Ermenice'den çevirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluğun solisti Yervant Beklaryan tarafından seslendirilen Gırvetek Dıherk adlı eseri sunuyoruz. Gırvetek Dıherk, Gırvetek kaç kaç, Amerikan glas, tışkanu araç. Sangal yemez, miştazlim mahı, Erumen zanit, bosolin ahı. Arreski zafe, mikrem nahadak, Yusur kavşasli, bezniz bengen dağ. Arreski zafe, mikrem nahadak, Yusur kavşasli, bezniz bengen dağ. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.